Deniz Türüş'e de yapamazsın. Bu tür oyuncular defansa gelip yardım eden oyuncular değil. Maalesef. Sevmiyorlar. Yani sevmiyorlar. Yani nitekim de Erol Hoca'nın sıkıntısı bu. Bundan dolayı ben Volkan Demir'i de dinliyorum. Volkan Demir bir şey söylüyorum. Hem sabahın muhabirleri. Bak Mehmet Özcan, Volkan Demir hem de şeyin bizim televizyonun muhabirleri. Özellikle analizlerini mükemmel yapıyorlar. Hocalarını doğru dinliyorlar ve doğru haberler yapıyorlar. Hiç tartışmam onları. Ya yani dinlerken de keyif alıyorum onları. Ama bir gerçek var. O üçlüyü yaratırsan salınacak Emre bunu bilmesi lazım Galatasaray'da. O zaman o üçlü çok şey yapabilir. Mert Hakan gidip gelebilir. Ozan gidip gelir. Bak Ozan gider gelir. Ozan bu işin bir numaralı ismi. Ozan kimse tutamaz. Sağda, Ama Luis Gustavo için bunu tartışırım. Sağda mesela. kim, kim var Gökhan'dan başka sence? Kim başka oynayacak? başka yok. Kim oynayacak? Gökhan'dan Herkes solda başka. galiba. Efendim? Solda çok adam var. Sağda solda adam var. Da, da ikisi de aynı. Bak Erol Hoca Buraya gelse Erol Bulut kibarlığından çok güzel bir laf söyledi. Evet dedi. E, Novak'la dedi. Caner almış ikisi de oynamayı seviyorlar dedi. Bak bu çok biraz bir mesaj bunda Beşiktaş. yani. Diyorlar ki defansif yönünde sıkıntı yaşamayalım. Bugün Beşiktaş'ta Caner'in sol bek oynarken yaşadığı sıkıntıları bilmiyor muyuz arkaya adam Tabii gittiği tabii zaman. mesela Gustavo bilmiyor muyuz? Novak Gustav, Gustav, şey Gustavo yaşayan. Mert Hakan Soso oynayabilir diye geliyor kulağımıza abi. Bak, Gustav, ozan ozan oynamaz. Ozan, ozan oynamaz de... diyorlar. Oynamaz diyorlar. Hı hı. Ben olsam o zaman şöyle bir şey yapayım. Fenerbahçe Ozan'ı kullanmayacaksa Galatasaray'a versin orta sahaya. Yani Ozan Tufan'ı versin. Kullanmayacaksa versin. Yani Ozan Tufan gibi oyuncu kullanılmaz mı ya? Geçen sene <laughs> o yüzden orta takasa şeyin, geçen takasa. sene Fenerbahçe'nin o kötü Fenerbahçe'nin orta sahadaki enerji santraliydi adam ya. Sosa Yandaş ve Mert Hakan Yandaş ve e, Gustavo olur mu? Yani üçü yan yana olmaz. Sosa çok koşan bir Sosa ekonomik oynayan bir oyuncu. Şimdi Sosa'dan sakatlandığı zaman geri dönüşü zor olan bu oyuncular. Forvet arkası Sosa koyarsa 4-2-3-1'de 3-1'in göbeğindeki o olur. Oyunu yönlendiren Giuliano gibi iki kanatta birini Rodriguez'i kullanırsın. Öbür tarafta Hoca'ya kalmış. Deniz Türücü kullanabilir, isterse Sinan Gümüş kullanabilir. Santrfor'da gezinen santrfor olarak Valencia'yı kullanır ya da Tiamo kullanır. İkisi de yani o bölgede gezinen santrfor. Yani daha çok alan değiştiren, boş koşular yapan, araya koşuları yapan bir oyuncu. Yani evet. artı öndeki ikili de bence Mert Hakan'la Gustavo mu olur diyorsun. Ben olsam ee, ben onu söylemedim ama orada Jason diye bir adam vardı. Jailson'u aptal ettiler ya, stopper oynattılar, stopper orada oynattılar. Abi, oynattılar. abi de yani. dedikodu var işte. Giuliano gelecek gibi yani. Ya nereye gelecek hani bu takım yani? e, Gerçekten çok kalabalık bir kadro oldu abi, Erol abi. Yani bu ikinci 11'i alıp başka bir fena olabilir. Bak oldu dirar duruyor abi. mu hala? Tabi dirar. Dirar duruyorsa Gökhan'ın yedeği dirar, Erol abi. Evet. Söyleyeyim bak, orada Murat vardı, genç. Evet. Bak ortaya bak, Gustavo, Jason, Tolga. Var. Tolga Ciğerci mi Tolga mı hangi Tolga? Ciğerci abi. O da kaldı. Tabii Ciğerci. Sosa, Ozan Tolgay İsmail Yüksek Mert Hakan Zaits duruyor Ömer Faruk. Oo daha Mevlüt. Bir var. de şey var unuttum. Pardon kanatta oynayacak. Affedersin ya. Kim? Ferdi. Büyük Kadıoğlu. yetenek evet, ya Ferdi var. Kadıoğlu ya. Ferdi Ferdi çok iyi. Rodriguez Siam Ferdi. Zaits zayıf halka. Yani şuradan 1-11'de bak Fenerbahçe'nin şuradaki satacak oyuncularından sana bir takım yaratayım ben. Yine bu ligde kafaya oynar ya iyi bir takıma ciddi katkı yaparlar. Yani Kaysol. şuradan 4-5 oyuncuyu al bir takıma koy. Lige çıkmış Erzurum'a Hatay Spor al koy bu takımları veya Karagümrük'e o biliyorsun. İnanılmaz iş yapar. inanılmaz Vedat Murat gidersen ne olacak? İşte e Santrafor Vedat alacaklar. Valencia'yı aldılar. Yok yok. Santrafor alıyorlar. Bir tane daha. O zaman biz yanlış kadro söylüyoruz ya. Ama net, yani net yani bir, bir hikayacı hikayacı var. Ya. Yani şey söylüyorum. Hem Valencia hem Tiam hem Santrafor. Ama Valencia'da... ama değil biliyorsun. Sol kanatta tamam, Erol abicim. Koyta ile beraber oynuyorlardı. 4-4-2'de. Oynuyorlar, Doğru. Ama söyleyeyim sana. ideal bir Santifor alıyorsan. Yo alacaklar abi. Kesin alacaklar. Ya ben olsam e, Fenerbahçe yerinde Papi alırım. Hatta bence Fenerbahçe kulübü yani arkadaşlarımızın edindiği bilgiler doğrusunda bir Santifor'la anlaşmış bile. Bekle biz Muriş'i satar satmaz seni açıklayacağız. Yabancı mı? Yabancı yabancı. Mesela, Türkiye'de yabancı yani, mı? Türkiye'de mi yabancı? Yani baktığımızda sisse var ama. Sisse olabilir. Papi sisse. Mesela ceza alanının içerisinde gol vuruşu olan Türkiye'deki en oyunculardan bir tanesi. Ben bizim ülkemizde hiç oynamamış bir santrafordan bahsediyorum abi. Olabilir, ha, olabilir mi? Sisse de olabilir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diyelim. Hadi zanka tamam. Frey de geldi. Ha, bu arada Oğuzkan, Frey de... Zankan, Frey ve Barış Sungur'u saymamak lazım. Saymamak lazım. Aynen evet. öyle abi. Yani benim transferlerim şu. Valencia, Lemos 2, Sinan Gümüştüyam 4, Gökhan Gönül, Novak 6, Caner 7, Hakan 8. Sosyal 9 futbolcu var. 9? Bir takım var ya. Takım var, takım var. Bir takım var. Aynı yerin 2 tane transferi var. Novak da Caner. Taraftarın evet. bu hoşuna gidiyor ol abi. Taraftar e, işte, sosa forması almak için girmiş bile sıraya. Peki Fenerbahçe'nin bütçesini bütçesi ne oldu? Limitleri ne oldu? O hani ne kadar? Bunların hiçbir tanesini Fenerbahçe kadar... galiba bu oyuncular Aykut takip ediyorsun. Bon servis ödemedi bildiğim kadarıyla. Öyle, haklısın ödemedi. Bir tanesini ödemiş diyorlar 1,5 milyon euro gibi ama kime bilmiyorum. Abi bak Sosa'ya ödenmedi. Mert Hakan'a ödenmedi. Cener Gökün ödenmedi. Filip ödenmedi. Tiam, zaten ödenmedi. Ödenmedi yani. Sinan'a Sinan, Sinan, ödendi. Sinan ödendi mi acaba? Hayır. Yok ödenmedi. Lemosa, hayır, Valencia, hayır, Montseville neydi? Hayır. hayır bir tanesine bir buçuk milyon euro ödenmiş diye duydum ama hangisi olur? Belki, belki Sinan gümüşü ödenmiş olabilir. kiralamada. çünkü yani, Sinan Gümüş malı olarak mı geldi, kiralık olarak mı geldi? Lemosa ödediler, evet, evet. Lemosa Lemos, ödediler, doğru. He? Lemos, Lemos. Var. Lemos dedim işte birini ödediler, bir buçuk milyon euro ödediler. Çok yüksek bir şey diye bir buçuk milyon euro bu tamam. transferler arasında yani hiçbir şey değil ya. Ödediler ödediler. Yani sonuçta Fenerbahçe 9 tane oyuncu almış. Ama 9 oyuncunun dışında sen bu gelenlere bakıyorsun eldekileri de oraya yazman lazım. Bir tablo da öyle çıkar bak ne çıkıyor önüne. Yani şu önüne ne kadar... çıkıyor yani ama öyle bakacaksın. Değerlendirme öyle olabilir. Gelenler eldekiler diye. Bir uygulama da öyle yapsınlar. Yani, bak bakalım yani. Şu bir gerçek. Sadece Lemos ödenen bir bonservis bedeli var. O da geleceğe yatırım. 1, 2, 3, 4, 8 saniye yok. Yok. Yani Valencia'dan başlayarak 9 futbolcudan bir tek Lemos ödem 8'i yok. Doğru. Evet. Belki işte bir santrafor gelirse Velat Muriç satılırsa belki ona bir bonservis bedeli ödeme durumu olabilir abi. Peki bu, bu Fenerbahçe var. burada yok mesela Luis Gustavo, Jailson bunları satılması söz konusu olabilir mi? Çok fazla gündeme geliyor. Okuyoruz. Bak abi şu an için lisanslı çıkan oyuncuları ben sana söyleyeyim mi? Çoğunun lisansı çıkmadı. E söyledim sana. Şu şu. Bir, evet, Yeni transferlerden bir kişinin lisansı dahi çıkmadı. Sebep? E, limiti bekliyor. E, peki bir şey söyleyeyim mi? Niye aldın adamları? Ay, ne Bunu diyorsun. da anlamadım yani. Ay, ne İmzalama yap. lisans çıkmadı. Çıkamaz da zaten yani. Nasıl? Limit açıklanmadan yani e, bankalarla anlaşma olmadan çıkartamıyor. E, ama nasıl olacak bu? Çıkartamıyor şu an. Yok yani yasal olarak yok. TFF'ye giriyorsun bakıyorsun yok. E, e, sana sordum biliyorsun. 10 gün oyun, sonra ya, ligler başlıyor, 11 gün e, sonra. Lisanslar çıkmadı, mı mesela. Lisanslar çıkmadı, mutlaka bir yerde bir karar vereceklerdir ama hayır. Fenerbahçe'nin limiti içerisinde kalan oyuncu yok mu mesela? Şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe de elinde çok değerli asetleri var. Onları sattığı takdirde ondan boluş, o boşalacak yerlere aynen öyle, oyuncuları aynen. ekleyemez mi yani? Ekleyebilir. E tamam Vedat Muruç diyelim ki adı geçiyor. Jailson, Rodriguez Olympiakos deniyor. Bu tür oyuncuları dirar deniyor. 5-6 yani efendim? Ozan belki Tufan. Ozan Tufan. Onunla mı düşünüyorlar satmayı? Yani takasla yani, ya, atlatmayı. Tamam dağıtık. ya bir şey söyleyeyim. Bunu boşalttığı takdirde bu gelirlere, bu oyuncuların Bon servis saldı oyuncularını ekleme şansı yok mu Fenerbahçe'nin? Herhalde bunu Fenerbahçe'nin futbol aklı bunu yaparken kağıt üzerindeki mutlaka bu maliyeti hesaplam. düşünüyordur ya. ya. Allah bu yani senin söylediğini yapmayacak mümkün. kadar bilgili insanlar yok, bunlar. Kesinlikle ya bu. kesinlikle öyle. Bu işin altyapısı oluşturmadan bu transferler yapılır mümkün değil. değil. Mümkün mutlaka, değil yani. 100. mutlaka. Mümkün değil yani. tabii ki belki bir zaman içerisinde başka şeyler olacaktır. Satılacaklardır yani. Şu an e, bu gelen oyuncuların hiçbirinin lisansı çıkmadı onu söyleyelim. Ama Lisanslar bu da enteresan yok. bir şey yani. Bak TFF'de da baktık yok. 11'inde başlamıyor mu? Limiti evet. bekliyorlar. Evet. 11'inde 11 başlar. İşte limitle ilgili bir anlaşma yani var. Mesela abi, burada hafta içi bu iş netleşir. Mesela kap yani açıklamasında, kap açıklamasında mesela Trabzonspor'la Galatasaray her şey açıklıyor. Futbolcu ne alacak? Şu kadar kalacaksın. Evet. Mesela bunu Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de görmüyorsun. Belki yaptıkları halka açık anlaşmadan dolayıdır bu. Ama halka açık şirketler bunda mecbur açıklayacaklar. Hayır yok. Yani Hiçbir oyuncularını yok yok bilgilendirmek zorunda. Ama Tabii. bence yok yani. Hiç görmüyorsun söyledikleri bu. İkisinin yani. bunların sistemleri çok farklı. Galatasaray'la Trabzon'un farklı. Ben geçen gün eee bir yöneticiye de aynı şeyi söyledim. İsmini vermeyelim şimdi de. Dedim siz de açıklamayın. Dedi ki bana nasıl açıklamayalım dedi ya. Açıklamadığımız zaman bizim canımıza okur divanda millet dedi. Ya Galatasaray bunu araştırıyorsun bir de rakiplere bakınız. Açıklamıyorlarsa niye baskı yapıyorsunuz? Galatasaray yönetimini açıkla diye.